kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Diğer önerge okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 143 sıra sayılı kanun teklifinin 25. maddesinde yer alan kaydıyla ibaresinin şartıyla şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Salih Aydeniz Mardin, Perihan Koca Mersin, Özgür Saki İstanbul, Zülküf Uçar Van, Mehmet Rüştü Tiryaki Batman milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Batman milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye söz veriyorum. Sayın Tiryaki buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi iyi yönetemediğini düşünüyorum. Ama bu kanun aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık iyi kanun değil, kanun da yapamadığını gösteriyor. Ben şimdi bunun gerekçelerini ayrıntılı olarak birazdan size anlatacağım. Ama önce izin verirseniz şunu söyleyeyim. Bir fırsattı, bir kod kanun görüşecektik ve milletvekillerimiz kod kanun nasıl yapılır onu görme fırsatı elde edeceklerdi. İzin vermediniz. Bir çerçeve kanun, sadece bir konuyu düzenleyen bir kanundu bu. Öğretmenlik meslek kanunu ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunun da temel kanun olarak görüşülmesini istedi. Herkes önerge versin, o önerge üzerine 5 dakika konuşsun, biz ayrıntılı olarak bu kanunu tartışmayalım istedi. Şimdi iyi yönetemiyorsunuz derken gerekçesini söyleyeyim. Bu kanun, şu anda Türkiye'de bir öğretmenlik meslek kanunu var. Bu kanun. Bu kanun Şubat 2022'de kabul edildi. Öğretmenlik meslek kanunu. 12 maddelik bir kanundu. Bu 12 maddelik kanun içerisinde amaç, kapsam, yürürlükten kaldırılan maddeler, başka kanunlara işlenen maddeler, yürütme ve yürürlük dışında sadece 4 maddeden oluşuyordu. Öğretmenliğin tanımı vardı, öğretmenliğe atanma vardı ve sadece öğretmenliğin kariyer basamaklarına ayrılması için bir kanun getirdiniz ve dediniz ki bunun ismi öğretmenlik meslek kanunu. Uzun uzun anlattık. Öğretmenler sokağa çıktı. Dedi ki bu öğretmenlik meslek kanunu değil. Komisyonlarda günlerce tartıştık. Adalet ve Kalkınma Partisi adına söz kuran herkes çıktı burada. Ne kadar iyi bir şey yaptığını söyledi. Biz öğretmenliği bir meslek kanununa kavuşturuyoruz dedi. 2,5 yıl. O kadar övündüğünüz kanunun ömrü 2,5 yıl. Bugün bu kanunu yürürlükten kaldırıyorsunuz ve tekrar yeni bir öğretmenlik mesleği kanunu yapıyorsunuz. Onun içerisinde olmayan bazı şeyleri içerisine koydunuz. Sadece kariyer basamakları yok bunun içerisinde. Birkaç tane başka düzenlenen konu var. Disipline dair birkaç hüküm, atanmaları, yer değiştirmeleri. Kariyer basamakları dışında getirdiğiniz tek düzenleme akademi. Ona ilişkin görüşlerimi söyleyeceğim. Ama kariyer meselesini öğretmenler çok yakından takip ettiği için sizlerle paylaşayım. Bu öğretmenlik mesleğine nitelik kazandıran bir iş değil. Adalet ve Kalkınma Partisi 2004 yılında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda bir değişiklik yaptı. Dedi ki öğretmenliği kariyer basamaklarına ayırıyorum. Sadece bir sınavla sizi uzman öğretmen yapacağım, bir sınavla sizi baş öğretmen yapacağım dedi. 2004'ten sonra sadece 2005 yılında bir sınav yaptı ve bazı öğretmenlere uzmanlık baş öğretmenlik unvanı verdi. Bu kadar. Herhangi bir eğitim yok, yetiştirme yok, kurs yok, başka hiçbir şey yok. Bir sınava girdi, başarılı oldu öğretmenler, uzman öğretmen oldu. Bir kısmı baş öğretmen oldu. Sınav puanıyla değil, 75 alıp uzman öğretmen olanlar vardı, 60 alıp 75 alıp olamayanlar vardı, 60 alıp olanlar vardı. Niye biliyor musunuz? Çünkü kontenjan ayrılmıştı. Biyoloji öğretmeni şu kadar, felsefe öğretmeni şu kadar aynı sınava girip 75 puan alan bir kişi uzman öğretmen olamadı, 60 puan alanlar uzman öğretmen oldu. Böyle bir sınav yapmıştı Adalet ve Kalkınma Partisi. 2008 yılında Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bu arada bir daha sınav yapmadılar. Kimseyi de uzman baş öğretmen yapmadılar. 2008'den 2022'ye kadar hiçbir şey yapmadılar. 2022'de bir daha Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aklına geldi. Bir kariyer basamakları yasası getireceğiz dediler. Öğretmenler yine karşı çıktı. Sadece
sadece bir sınavla öğretmenliği, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik unvanı şeklinde ayırmayın dedi ama dinlemediniz. Dediniz ki hizmet içi eğitim vereceğiz. 500 bin öğretmene, 700 bin öğretmene nasıl hizmet içi eğitim vereceksiniz dedik. Nazım Bey o zaman komisyon üyesiydi. Dedi ki uzaktan eğitimle vereceğiz. Uzaktan eğitimle. Üniversiteyi bitirmiş, eğitim bilimlerini bitirmiş, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış birisine 180 saat uzaktan eğitim verecek, onu uzman ve baş öğretmen yapacak. Onu da yapamadı Adalet ve Kalkınma Partisi. Onu bile beceremedi. Şimdi başka bir şey yapıyor. Adalet Akademisi kuruyor. Neymiş? Öğretmenler iyi yetiştirilemiyormuş. Biz Adalet Akademisi, Milli Eğitim Akademisi ile öğretmenlerin niteliğini artıracağız. Yok böyle bir şey. İlkokulu bitirdi, ortaokulu bitirdi, liseyi bitirdi, yüzlerce sınava girdi. Üniversite sınavına girdi. Türkiye'nin en seçkin eğitim fakültelerini bitirdi. Eğitim bilimleri fakültelerini bitirdi. Diyorsunuz ki bu yetmez. Nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ben bir akademi kuracağım. O akademide de akademisyenler olmak zorunda değil. Üniversite mezunu herhangi birisi de o akademide görev alabilir. Sayın Tiryaki lütfen tamamlayın. Yapacak diyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu öğretmenliğin niteliğinin artırmasına hiçbir katkı sunmayacak. Diyor ki Nazım Bey arada cevap verirken öğretmenlerin ekonomik koşullarını da düzeltiyoruz diyor. Aday öğretmenlerin ücretini düşürüyorsunuz ya. Kimin ekonomik koşullarını düzeltiyorsunuz? Bugün itibarıyla aday öğretmen olarak atanan kişi kadrolu bir öğretmenle aynı ücreti alıyor. Bugün itibarıyla sizin bu getirdiğiniz yasadan sonra aday öğretmenler bir öğretmen maaşı alamayacak. Asgari ücret civarında ya bir para vereceksiniz ya da veremeyeceksiniz ve şimdi biz öğretmenlerin koşullarını düzeltiyoruz diyorsunuz. Öğretmenliği kariyer basamaklarına bu biçimde ayırmanıza gerek yok. Bir sınavla, bir bilmem neyle kariyer basamakları öğretmenlerin artmaz. Öğretmenlerin ihtiyacı olan şey bu değil. 1 milyon tane öğretmen var. Yüksek lise gibi üniversite açtınız. Her tarafa üniversite açtınız ve bunları kapı önünde bekletiyorsunuz. Bu yasa Sayın Tiryaki teşekkür ediyorum. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan öğretmenlik mesleği kanunu teklifinin 25. maddesinde yer alan düzenlenen ibaresinin düzenlenmiş olan şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Selcan Taşçı Tekirdağ, Selçuk Türkoğlu Bursa, Yavuz Aydın Trabzon, Hüsmen Kırkpınar İzmir, Metin Ergun Muğla Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'a söz veriyorum. Sayın Aydın buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Suni gündemlerle vatandaşlarımızın asıl sorunlarının örtbas edilmediği, sokaktaki kavganın, mutfaktaki yangının, yani doğruların konuşulduğu bir yasama yılı temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, öğretmenlik mesleğinin itibarı bir toplumun eğitime ve gelecek nesillere verdiği değerle doğru orantılıdır. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözü bu durumun en büyük ispatıdır. AK Parti iktidarı olarak öğretmenlik mesleğine hak ettiği itibarı ve önemi ne yazık ki göstermediniz. Düşük maaşlar, yetersiz sosyal haklar ve artan yaşam maliyetleri gibi faktörler öğretmenlerimizi zor duruma düşürmüştür. Aynı zamanda her gelen Milli Eğitim Bakanı'nın kendi sistemini oturtmak istemesiyle eğitimi deneme tahtasına çevirmiş olması, adı milli olan bir bakanlığın kendi politikaları yerine başa geçen bakanın keyfine göre politikalar üretmesi eğitim sistemimizi olumsuz etkilemektedir. Sayenizde Milli Eğitim Bakanlığı 8 bakan değiştirerek en çok bakan değiştiren kurum haline gelmiştir. Bu sayede hem öğrencileri hem de öğretmenlerimizi eğitimden soğutmuş oldunuz. Tüm bunlara rağmen öğretmenlerimize bir darbede ekonomik anlamda siz vurmuş oldunuz. Öğretmenlerimizi ekonomik anlamda geçinemez, pazarda huzurla gezinemez, hiçbir şekilde maddiyatını
düzeltemez hale getirdiniz. Orta sınıfı yok ettiniz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getirdiniz. Tüm bu yaşattığınız sorunlar yüzünden ne yazık ki okulları pislik götürüyor. Bununla gurur duyabilirsiniz. Sözleşmeli öğretmenler asgari ücretin altında maaş alıyor. Bununla gurur duyabilirsiniz. Yıllardır atama yapmayarak öğretmenler ordusu oluşturdunuz. Bununla gurur duyabilirsiniz. Kısacası ülkeyi getirdiğiniz bu durumdan büyük bir onur ve gurur duyabilirsiniz. Kıymetli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta İstanbul Ümraniye'de polis memurumuz Şeyda Yılmaz 26 suç kaydı olan bir cani tarafından şehit edildi. Bu 26 suç kaydı içerisinde İYİ Parti olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz uyuşturucu ticareti yapmak suçu bulunmaktadır. Her ortamda bas bas bağırdık. Uyuşturucu bu ülkenin geleceğine ket vurmaktadır. Buna önlem almak ülkemizin aydınlık geleceği için büyük önem arz etmektedir. Daha önce uyuşturucu ile mücadele konusunda vermiş olduğumuz araştırma önergesinde Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinin değiştirilmesinin hatalı olduğunu belirtmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2014 yılında 191. maddede değişiklik yaparak büyük bir yanlışa imza atmıştır. Bu yanlışı düzeltmezsek sadece polislerimiz değil, öğretmenlerimiz, kamu çalışanlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz ve tüm vatandaşlarımız bu tür saldırılara maruz kalacaktır. Bu durumun artık farkına varmalısınız ve çözüm yollarını acilen hayata geçirmelisiniz. Aksi takdirde sorunlarla baş etmek mümkün olmayacaktır. Tüm bu belirttiğimiz kriterler yerine itibardan tasarruf etmemek, Amerika'ya 5 uçak konvoyuyla gitmek, ülkemizin çocukları gece aç yatağa girerken vatandaşlarımızın vergisini New York sokaklarında kamyonlara harcamak, 10 milyon kaçak sığınmacı ülkede cirit atarken ne güney ne de doğu sınırlarını koruyamamak, Yunan sahil güvenlik botlarının Datça kıyılarına kadar gelmesine ses çıkartmamak, para karşılığı vatandaşlık satmak, 238 bin Suriyeli sığınmacıyı Türk vatandaşı yapmak tam da AK Parti hükümetine yakışır icraatlar olduğunu belirtiyor. Genel Kurulu ve Yüce Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Sayın Aydın, teşekkür ediyorum ve önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 25. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 25. madde kabul edilmiştir. Birleşime 2 dakika ara veriyorum.